hoş geldiniz. İngiltere tarafından gelen kripto haberiyle alakalı konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İngiltere tarafının zaten hali hazırda stable coinlerle alakalı bir e, yasa hazırlığında olduğunu söylemiştik. Bu yasalar doğrultusunda stable coinler denetlenecek ve belli başlı işlemlerden geçecekler arkadaşlar. Örneğin yeni çıkan bir stable coin, İngiltere'ye belli başlı verilerini, işte başlangıç arzını gibi pek çok veriyi paylaşmak kaydıyla, tabii ki burada stable coinler üzerinde bir denetleme ve düzenleme sistemi kurulacak. Yeni yasayla birlikte de tabii bunun biraz daha genişletilecek, değil mi? Bununla birlikte arkadaşlar, şu anda İngiltere yeni yasanın çıkışıyla stable coinlerle ödemeleri kabul edeceğini duyurdu ki bu çok güzel bir haber. Ee, burada stable coin olmasının sebebi tabii ki diğer coinlere, alt coinlere, bitcoin'e göre ee, bir dalgalı ortamın bulunmaması yani direkt olarak dolar. Eğer bir kayma, sapma, uçma, çökme olmazsa e, USTC üzerinde olduğu gibi direkt olarak dolar. E, devamında tabii ki Adamlar bunları kontrol altına zaten bu yüzden alıyorlar bir sıkıntı falan çıkmasın diye bütün bunlar denetlenip kontrol altına alındığında adamlar artık stable coinleri kullanmak ve bunlarla ödemelerin açılması işte vergi ödemeleri faturalar gibi 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 devlet işlerinde de kullanılmama kullanılması açısından herhangi bir beys görmemekte geliyor arkadaşlar artık bir dahaki hedefte tabii ki Bitcoin ve altcoinler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kal.